Hürrem Sultan Sadıka Hatun'u saraydan atıp taşa yollamak istedi. Kadınca mevzuatlar... Başka. Başka söyle. Thank you.
Aslanımla İbrahim Paşa senin gebelik havadisinle seferde maneviyat bulacaklar. Validem, izniniz olursa bu havadisi hemen vermeyelim. Kalbim bunun heyecanına henüz intibak etmemişken maazallah bir aksilik vuku bulursa. Ah, ağzından yer alsın Hatice'm. Lütfen böyle şeylerle endişelenme. Yorma o kalbini. Benim canım ipeğim. Allah'ın izniyle doğacak civanpare. Benim torunum. Musabi'yi kaybetmemek için canımı vermeye razıyım validem. Sultanım, demeyin öyle. Ağzınız bile alışmasın bu laflara. Hepimiz sizin sıhhatle evladınıza kavuşmanız için yanınızda olacağız. Validem, sultanım, hayırlı uğurlu. Duydun mu yoksa? Evet, duydum. Çok sevindim sultanım. Tebrik ederim. Validem, Hatice sultanımı buradan hiçbir yere göndermeyelim. Bizzat ben alakadar olacağım. İyi. Hünkârım, huzurunuzda olmayı nasip eden Yüce Rabbime hamdolsun. Malkoçoğlu Bali Bey. Ataların gibi senin de devlet-i âliyeye olan sadakatini iyi bilirim. Tam vaktinde yetiştin. Yolunuza ömrümüz feda hünkârım. İçime bir his düştü. Haydi yiğitlerim, hünkârımızın önünü temiz edelim dedim. Onu karşılayalım. Biz de sizinle Semendre ile Drava arasında akşam olmadan karşılaşmak için at sürüyorduk. Neyse ki Allah'ın izniyle pusuyu alt ettik. Hünkârım, bu layoş sizinle karşılaşmamak için elinden geleni yapıyor. Korkaklar savaş meydanından kaçanlar pusu kurarlar paşa. Başına gelecekleri biliyor elbet. Hünkârım, müsaadeniz olursa gece çökmeden ormandan gidelim. Ordugâhta olmanız daha isabetli olur. Gidelim. Hünkârım, yarınıza bir baktırsaydık. Mühim değil, iyiyim ben. Derhal geldiğin yere geri git. Ve kralın Layoş'u bul ve ona de ki, geliyor Sultan Süleyman Han. Canını almak için geliyor. Galip Bey. Şövalyeyi eli boş gönderme. Layoş'a bir hediyem olacak. Demek Sümbüla ile beraber kalacaksınız. Vallahi ben de bayılmıyorum. Ahu gözlü bir dilber yerine Sümbül düştü bahtıma. Aman Güla, aman duymasınlar. Mahsus'tan söylediğine inanmazlar. Burası tekin değildir. Hanedan sarayı cennetken cehenneme dönüşür. Edirne'ye dönersin vallahi. Güla. Emredin sultanım. Şeker Ağa'ya söyle tepsimi terasıma getirsinler. Şehzadelerimle birlikte yiyeceğiz. Emredersin sultanım, bizzat alakadar olacağım.
sultanım. İşin yok mu senin? Tamam, kabahatim büyük. Lakin izin verin de telafi edeyim. Gözüme görünme kıyafi. Ne olmuş bunlara? Büyük ittifak bozulmuş mu? Ben hemen öğrenirim sultanım. Sadece öğren. Küçük aklınla ortalığı karıştırma. Sümbül ağam. Bak, bunları gece yaptım. Tam kıvamında. Ağzına layık. Al bir tane. Tatlı. İki lokmayla beni kandıracağını mı sanıyorsun? Bire şaşkın! Zehir uzaktan! Ya Sümbül ağam, deme öyle. Ben sana ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Gülay'a yamanmak için yatağını döşeğini taşıyorsun. Mutfağa da sok, besle balla kaymakla. Aşk olsun Sümbül ağam. Harem'in niye bu hallere düştüğü belli oldu. Bakıyorum hiç kimse çalışmıyor. Hatunlar gibi çeneniz düşmüş. Çan 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 çene. Ağzınız değil, eliniz iş tutsun. Şeker ağa. Hürrem Sultanım yemeğini terasında bekler. Hazır mı? Hazır Gülağım. Buyurun, size de bir ikramımız olsun. İstemez. İşim gücüm var benim. Boş gezenim, boş kalfası değilim ben. Gülağım. Uykun ağır mıdır senin? Ha. Niye sordun? Böyle konuşmaya devam edersen bir gece boğazını sıkıveririm, ruhun duymaz. Kapatayım ben senden lan. Duydunuz mu? Beni tehdit etti. Şahitsiniz ha. Şahitsiniz. Arapça saydırdı bana. Bir şey soracağım sana. Çok işim var Gülçah Hatun. Hürrem Sultan beni bekler. Nigar Kalfa. Kaç gündür yüzü gülmüyor. Ne oldu acaba? Sen bir şey biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Lakin Hürrem Sultan fena kızmış ona. Odasından kovdu. Yüzünü görmek istemiyorum bir daha diye bağırıp çağırdı. Mevzu neymiş peki? Bilmem artık ne yaptıysa. Hürrem Sultan çok kızmış belli. Çekil şimdi de bana da köpürmesin. Sultanım, size ıspanak yatağında kuzu kapama ve bademli pilav hazır ettirdim. Sağ ol. Neredesin Esma? Bıraktın çocukları. Geldim sultanım. Sultanım, size bir cariye daha mı bulsak? Esma Hatun yetişemiyor tek başına. Evet, yetişemiyor. Ama kime güvenip emanet edeyim şehzadelerim? Sultanım, bana güvenebilirsiniz. Şu andan itibaren olaya el atıyorum. Size en iyi, en çalışkan cariyeleri bulup hizmetinize sunacağım. İşte o zaman dile bende ne dilersen Gülah. Sizin güler yüzünüzden başka ne isterim yüce Rabbimden? Tamam.
Konuş. Layoş nerede? Konuş! Sana diyorum! Layoş nerede? Yapma. Konuş o zaman. Layoş nerede? Ordugah nerede? Kaç kişi? Malkoçoğlu Vali Bey söylendiği kadar varmış. Maşallah cesur, atak. Onun buradaki varlığı ve kuvveti ziyadesiyle faydalı olacaktır. Doğru dedin Matrakçı. Senin gibi fıkı yürekli değil. Doğru dedin. Şövalyelerim. Sultan Solomon'un sonu geldi. Poltamori mutlak başarıya ulaşmıştır. Sultanlarını kaybeden Osmanlı ordusu dağılır. Yüce Efendimiz, Tolna'ya gelmekle hata ettik. Bu dini bırakmamalıyız. Düşman çok yakınımızda. Ve Osmanlı kesin zafer peşinde. Kesin. Kral Hazretleri, haberciler geldi. İçeriye alın. Majesteleri. Solomon, öldü mü? Poltamori nerede? Kâfi kâfi. Sızısı hayli azaldı. Paşalar gelsinler. Konuştular mı? Hünkârım, Layoş bu dinden çıkmış, Tolna'ya gitmek niyetindeymiş. Tolna? Tolna, Mohaç'a yakın bir kaledir. Biraz şimali Mohaç'tır. Kafirler zaten ordumuzu Mohaç havasında karşılayacakmış. Hünkârım, yolu yordamı tekrar tetkik etmek zaruri gözüküyor. Neyine güveniyor bu gafil? Voyvodalarından destek almış olabilir. Dünya alem yanında olsa kâr etmez. Canını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tabii paşalarım, beylerim bana yeni hain pusular kurulmasına engel olabilirse. Paşa, tez istişare divanını topla. Öyle bir hamle yapmalıyız ki hiç ummadıkları yerden vurmalıyız.
Allah'tan tek dileğim İbrahim'in sağ salim geri dönmesi. Nefesi kesilsin. Dönüşü olmasın. Ne dedin? Duymadım. Kendinizi üzmeyin dedim sultanım. İbrahim Paşa kuvvetlidir maşallah. Kolay kolay yere düşmez gelir. Allah'ın izniyle. Hünkârımla sağ salim gelirler elbet. Amin. Lakin benim asıl korkum bu değildi. O gece çıkmıyor bir türlü aklımdan. Bir daha katlanamam buna. Keşke o günler gelse. Bebeğimi kucağıma alsam. İbrahim yanımda olsa. Benim güzel sultanlarım, bir arzunuz var mı diye sormaya geldim. Ayrıca kendi ellerimle gül şurubu yaptım. Teskin eder, huzur verir. İyi olur, ihtiyacımız var. Sultanım. Nigar Kalfa. Beni görmek istemişsiniz. Bizi yalnız bırakın. Gel bana yardım et. Sultanın nasıl? Görünmüyor epeydir. Kimi diyorsunuz efendim? Hani şu en sevdiğin. Sözünden hiç çıkmadığın sultanın diyorum. Ne o? Aranız mı bozuldu yoksa? Ne haddimize sultanım? Yok, neden bozulsun? Hizmetindeyim. Bilmem. Sen söyleyeceksin. Ben de öğreneceğim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun sultanım. Sultanım, müneccimlere baktırsak, sorsak mı acaba? Bilmem. Ferahlarız biraz. Benim de hünkârımı düşünmekten uykularım kaçıyor. Peki. Olabilir. Gül'a bir hatun vardı. Neydi adı? Sümbül Ağa'yı sor, o bilir. Anne ki sultanım. Asıl müneccim Yakup Efendi vardı. Her dediği çıkardı. Yakup mu? O kim? İyi mi? Saray müneccimiydi. Lakin sonra İbrahim Paşa gönderdi saraydan. İbrahim Paşa mı? Neden? İnsanın tüylerini ürpertiyordu. Hissiyatı. Güçleri fazla yüksekti adamın. Büyücü derlerdi. Edirne'de bile bilinirdi. Bir çizdiği ifla olmazmış. Mahidevran'a bir daha çocuğun olmayacak deyince o da çok kızmış. İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. İbrahim de gönderdi saraydan. Çağıralım, gelsin. Olmaz. Saraydan gönderildi o. Hem validen müsaade etmez. Geldiğini nasıl bilecek? Gelir gider hemen. Sultanım ne olur. Çok...
Çok merak ettim o adam. Hem güzel şeyler söyleyecek. Rahatlayacağız. Tamam. Gelsin. Yalnız burası olmaz. Gül'a, kayıkla mermer köşke getireceksin onu. Karabatak derler ona. Kim bilir hangi dipsiz mekandadır şimdi. Madem lafını ettin, bulacaksın Gül'a. Yerin 7 kat dibinde olsa çıkartıp getireceğim sultanım. Ağzını sıkı tut. İtiraf et. Bir şey yapmışsın belli. Yoksa niye bu kadar kızsın ki? Bir daha yüzünü bile görmek istemiyormuş. Sakın inkar etme. Haberim var. Şimdi söyle. Ne yaptın da bu kadar kızdırdın onu? Hünkâr kalfası olduktan sonra pek alakadar olamadım. O yüzden. Nigar kalfa. Bana doğruyu söyle. Eğer beni de kaybedersen bu sarayda tutunacak dalın kalmaz. Leo. Hürrem Sultan anladı. Yani Gül Nihal'i bıçaklama mevzusunda benim sizi koruduğumu. Söyledin mi yoksa? Yok, vallahi billahi söylemedim. Lakin inanmadı. Kızdı, kovdu beni. Hünkârım, bulunduğumuz menzilden Mohaç'a gitmek için Drava nehrinden geçmemiz lazım. Drava fazlasıyla akıntılı ve derindir. Geçmek müşkülat yaratacaktır. Ancak köprü yaparsak mümkün olur teçhizatı ve askeri geçirmek. Köprü yapmak ne kadar vakit alır? Canımızı, varımızı, yoğumuzu seferber ederiz paşam. Ki gece gündüz çalışırsak bir hafta inşa ederiz inşallah. Yarından tezi yok, başlasın köprü inşası. Lakin taş köprü yapmakla uğraşmayın, yetişmez. Dizin elinizdeki tahtayı, taşı, tekneyi, yük taşıyacak ne varsa olsun size köprü. Ayrıca Mohaç Ovası'nı keşfe çıkın. Nerede ne var iyice tetkik edin. Bu mevzula sen alakadar olmalı Koçoğlu. Yolumun üzerinde tek bir taş dahi görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Arazinin keşfinden sonra harp düzenine ve hareketimize karar veririz. Çekilebilirsiniz. Efendim, Osmanlı ordusunun 100.000 olduğu söyleniyor. Belki daha da fazla. Bizim 20.000 kişiyle bu güce karşı koymamız imkansız. Verbözi taraftarları ve Batori yandaşları arasında çekişme var. Başkumandanın kim olacağı, Macar ordusunun bir mi yoksa iki kumandan tarafından mı idare edeceği yönünde de kavgalar var. Bunu bilmekteyiz. Sahi komutan kim olacak majesteleri? Zapolya 30.000 askeriyle gelecek. Papa'dan gelen parayla leh askerler de gelecektir. 50.000'in üzerinde olacaklar. Savaşı biraz uzatabilir ama sonuç değişmez. Böyle güçlü bir orduyla ovada karşılaşmak felaket olur. Teslim mi olalım yani? Bugün edinip kale savunması yapalım. Bu alan korunaksız. Bu ova tehlikelerle dolu. Evet, tehlikelerle dolu. Ancak bu şekilde zafere ulaşabiliriz. Efendim, unutmayın ki Solomon önce sizin canınıza kastedecek. Sarayda bulunmanız daha güvenli olacaktır. Yeter! Bu savaşın başkomutanı benim. Ve kimseye de bu payeyi vermiyorum. Bu payeyi isteyenler önce hak etsinler. Savaşsınlar. Kendi kurtuluşunuz için benim başımı bahane ettiğinizi görüyorum. Oysa ben sizin için, ülkem için canımı tehlikeye attım. Kimse ama hiç kimse benim içinde bulunduğum tehlikeleri ileri sürerek kendi korkaklığını örtmesin.
Ben sizinle birlikte gücü her şeye yeten Tanrı'nın yardımıyla Mohaç'a gidip Solomon'u yeneceğim. Hünkârım. Söyle. Hünkârım. Bana kızgınsınız. Yüzüme bakmıyorsunuz. Baskından da beni mesul tutuyorsunuz. Eğer seni mesul tutuyor olsaydım şu an konuşmazdık. Affedin hünkârım. Her ihtimali düşünmem icap ederdi. Senin gözlerinde korku var Pargalı. Sadakatin huzuru yok. Kayboldu. Benden sakladığın, gizlediğin, sır tuttuğun her neyse seni güçlü yapmaz İbrahim. Seni korkak yapar. Sanki benim neden burada olduğumu, hayallerimi, hedefimi bilen yegane insansın. Nasıl düşünmezsin? Ben sana güvenerek attığım en ufacık bir adımda alaşağı edileceksem seninle nasıl yürürüm? Her zaman gözümün önünde olacak. Öyle ki her baktığımda ölümle aramdaki mesafeyi görebileyim. Çıkabilirsin. Ne demek Hürrem? Hürrem yüzümüzü güldüren, neşelendiren demek. Bundan sonra senin adın Hürrem. Thank you.
Paşa Hazretleri. Mali Bey, ne kadar daha sürer bu iş? Eğer buzla çalışmaya devam edersek birkaç güne kadar biter. Gecemiz yok, gündüzümüz yok. Yiğitlerim iman gücüyle çalışmaya devam ediyor. Sağ olsunlar. Bu köprü bitsin, bahşişleri benden. Durmak yok. Kaybedecek vakit yok. Çalışmaya devam. Donanma bizi Tuna'da bekliyor. Baydat'tan bir mektup var. Canımın parçası sultanım. Bugün zalim ve uygunsuz felek benim gibi dertliye zulüm edip canıma türlü türlü ayrılık hançerleri sapladı. Ya alemlerin Rabbi, benim Yusuf yüzlüm, şeker sözlüm, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki sizi benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Benim canım sultanım, kulunuz Mir Mehmet ve cariniz Mihrimah, Selim Han ve Beyazıt, türlü türlü selamlar edip ayağınızın tozuna yüz sürerler. Hünkârım, kıyafilerin üzerine yürüdüğünüz bu kutlu savaşta yüce Rabbim uğurlu çerenizi yüce bayraklarınızla galip ve muzaffer eyleye. Amin. İbrahim Paşa'ya da selamlar ederiz. Baki iki dünya mutluluğu muhakkak olsun. Hatice Sultanımız gebe. Müjdesini vereyim sultanım. Sultanım, bu şiiri aşk köleniz Hürrem sizin için yazdı. Ey sabah rüzgarı, sultanıma inlemede ve kederde diyesin. Gül yüzü olmadıkça işi bülbül gibi figan diyesin. Ayrılığında sanma gönül derdine dermanın yeter. Bulma da kimse derdine derman diyesin. Kederin eli dert kılıcıyla delip yüreğimi ney gibi ayrılıkla hasta ve inlemede diyesin. Sen iyi olmazsan karnındaki bebek de iyi olmaz. Sen bir şey söyle Mahidevran, haksız mıyım? Yerden göğe kadar haklısınız validem. Benim bebeğimi hangi kederle düşürdüğümü en yakın siz biliyorsunuz. İyi şeyler getirin aklınıza. Validem. Gel Hürrem. Bir şey mi var? Şehzadelerimi has bahçeye çıkartacağım müsaadenizle. Belki Hatice Sultanım da eşlik eder bana. İyi olur. Çıkın. Hatice'm, sen de biraz dolaş, rahatla. Thank you.
Yakup Efendi, aman diyeyim, buraya geldiğini, kimlerle görüştüğünü zinhar hiç kimse bilmeyecek. İşin bitince kayıkçı seni Haliç'e bırakacak. Hürrem, ne oldu? Gül Ağa geldi az önce. Müneccim Yakup Efendi'yi bulup getirmiş. Mermer Köşk'te bizi bekliyorlar. Ya fena şeyler söylerse? Gelmeyecek misiniz? Buyurun sultanım. Dinliyorum. Gebeğim. Tedirginim. Uyku haram oldu. Yalan gördüm. Çok ağlıyor. Annesinin kucağında susup oturuyor. Altın saçları var. Öyle geliyor ki hanesini aydınlatacak. Dediğim biri daha var. Dönecek. Yolu zor, çamurlu ama dönecek. Yüküyle dönecek. Lakin biri var. Gölge gibi. Hep bakıyor. Bekliyor. Ne yapıyorsun burada? Aman Nigar, kafam ödümü patlattınız. Evvela bir selam verseydiniz de ruhum şenlenseydi. Eğlenme benimle ağa. Hayırdır? Bir şey mi var? Neden buradasın sen? Hatice Sultanım'la Hürrem Sultanım dolaşıyor. Ben de onları bekliyorum. Bir ihtiyaç hasıl olursa diye. Sultanlarınızla aranızdan da su sızmıyor maşallah. Öyle öyle. Çok şükür. Şükür şükür. Sultanım, altın saçlı bir oğlan doğuruyorsun. Öyle de. O son fasılda söylediği neydi? Bir gölge. Yüzü yok. Hayra yorun, hayırlı gelsin. Fenalı def etsin diye.
bu Yakup Efendi'yi bulmuşken ben bir şey sorsam. Tabii tabii. Sen sor. Hemen biraz yürüyeceğim. Büyük sıkıntı yapmışsınız. Kara bulutlar kaplamış yüreğinizi. Nefesiniz kesilmiş. Biri ince boynunuzdan tutmuş sıkıyor. Nasıl dağlar bu bulutlar? Güneş yeniden nasıl doğar? Ancak bir ölüm kan temizler bu kara bulutları. İnkarın güneşi ancak o zaman doğar üzerimize. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Boş durmayın yiğitler. Çalışmaya devam edin. Ne zaman bitecek? Bitti hünkârım. İstersek şimdi aşırabiliriz orduyu karşıya. Lakin topları ve barutları peyderpey geçirmek için iki güne daha ihtiyacımız var. Tuna'dan gelen donanma yarın kavuşacak bize. Sözün nerisin Bali Bey? Dedin ve yaptın. Hünkârım sizden aldığımız güç ve inançla yiğitlerimiz yaptı. Zapolya'dan haber var mı? Ona sunduğunuz teklifi düşüneceğini söylemiş. Lakin ses seda yok. Layoş'a destek vereceği konuşuluyor hünkârım. O haçta belli olur kimin kime destek olup olmayacağı. Bizim yanımızda olursa alır tacını, tahtın yeni varisi olur. İbrahim Paşa. Buyurun hünkârım. Payitahttan haber var mı? Hazinelerin ulağa geldi. Her şey yolunda, bir sıkıntı yokmuş. Hala. Gece bütün ahali uykudayken sıkıca madem elmanı. Bak burası. Böyle yavaş yavaş bastırıyorsun. Derken... Yahu sen öğlen mi seversin ikindi mi? Cenazeni ikindi vakti daha münasip. Şöyle serin, pöfür pöfür. Sümbül Ağan, niye böyle konuşuyorsun? Ben ne yaptım ki sana? Bana bak, ayağıma denk kal. Ayağımın altında dolaşma. Vallahi sana öyle bir oyun ederim ki feleği şaşar. Hadi kalk işine. İşinin başına. Hadi.
sultanım, bağışlayın. İyi misin? Ben iyiyim sultanım. Affedin. Sultanım. Vallahi yüzünüze hasret kaldık. Gül Ağa nerede? Sabahtan beri yok. Bir kuytu bulmuş uyuyordur. Siz bilin diye söylüyorum sultanım. Tembelin teki vallahul azim. Bırak şimdi onu. Kim bu cariye? O mu? Siz Edirne'deyken geldi. Pek zavallıydı geldiğinde. Şans yüzüne gülmüş, saraya getirmişler işte. Yaşı küçük lakin zehir maşallah. Pek çalışkan, cevval çıktı. Neden sordunuz sultanım? Birden sizlik ettiyse haddini bildireyim. Yok, bir kusur etmedi. Gül Ağa bana hizmet için bir cariye arıyordu. Söyle ona gerek kalmadı. Ben buldum. Onu istiyor. İşi bitince terasıma geçsin. Baş üstüne sultanım. Mihrimah. Çok koştuk, yoruldum ben. Hadi biraz soluklanalım, tamam mı? Tamam. Hadi. Nihayet yüzünüzü gülerken gördüm sultanım. Maşallah. Oğlumun sevinci bu Gülfem. Oğlumla birlikte babasını bekliyoruz. Hayırla dönsün. Belli mi olur? Belki de kızınız olacak. Belli Gülfem. Altın saç bir oğlum olacak. Hürrem'le birlikte Yakup Efendi ile görüştük. O söyledi. Yakup Efendi mi? İnşallah öyledir. Ama siz yine de Yakup Efendi'den uzak durun sultanım. Madde sultanımızın kulağına gitmesin. Canınız sıkılır. Merak etme. Kurban Bayramı geldi. Aman dayı, gözünü dört aç. Bir eksik, bir kaza olmasın. Her mahalleye yetişin. Fakir fukarayı ihmal etmeyin. Kullarımız hünkârımızın eksikliğini hissetmesin. Emirleriniz eksiksiz yerine getirilecek sultanım. Endişe buyurmayın. Yarın da vakıflar ziyaret edilecek tek tek. Dağıtılacak kurban tedariki Anadolu'dan sağlandı. Hatice, gel kızım. Gel. Nasılsın bugün? Çok iyiyim valide. Hah, şöyle yüzün gülsün. Kurban Bayramı hazırlıklarını konuşuyoruz. Senin bir arzun var mı? Yetimleriyle dul kalmış hatunlara çift tak dağıtılsın isterim valide. Tamam. Kuzum, bir tane. Sultanım. İsmin ne senin? Nilüfer Sultan. Nilüfer. Güzel. Kaç yaşındasın? 15. Altı sultanım. Nerelisin? Ben Üsküp'ten geldim sultanım. Annem de Sofyalı. Güzel. Bundan böyle benim hizmetimde olacaksın. (Gülüyor)
Şimdi git Gül Ağa'yı bul. Benim gönderdiğimi söyle. Sana vazifelerini anlatsın. Şimdi yaptığınızdan çabuk yıkın bu köprüyü. Herkes görsün, anlasın ki bu menzilde ölmek var. Lakin dönmek yok. Hazır. Ya Allah. Ya Bismillah. Ateş. Hanedanımız sultanları bayramınızı kutluyor. Yavaş yavaş. Acele etmeden. Teker teker sırayla. Herkes tek parça alsın. Sümbül Ağa, nedir bu cariyelerin hali? Böyle mi terbiye ettin haremi? Önüne bak, önüne. İşini yap. Bayram bayram tepemin tasını attırma. Ya çuvaf iyi var. Ağalar yavaş durun. Ayıp. Yavaş. Has bahçenin hazırlıkları bitti mi? Daya hatunum, gözüme uyku girmedi. Dünden beridir bütün hazırlıkları tamamladım. Sağ olsun Nigar Kalfam epey yardım etti. Hazırız Daya hatun. Gül Ağa da bir aşure yaptı ki sultanlara layık. Senin böyle marifetlerin var mıydı Gül Ağa? Bunun aşuresinden ne olur? Zehir. Öyle deme. İçine gül suyu da koydurdu. Çok güzel. Şeker Ağa bile kıskandı vallahi. Göreceğiz. Ben bahçeye çıkıyorum. Validemiz birazdan iner. Hürrem Sultan'ın yanındaki kim? Nilüfer. Sultanımızın yeni gözdesi. Nigar Kalfa, ne zamandır soracağım, aklımdan çıkıyor. Hürrem Sultan'la neden bozuştunuz? Senin yüzünden. Bayramınız mübarek olsun validem. Senin de güzel kızım. Hayırlı bayramlar validem. Sana da hayırlı bayramlar kızım. Mustafa'm nerede? Lütfü Paşa ile Enderun'da. Bayramlaşma töreninde. Aslan parçam benim. Hünkârı nasıl da temsil ediyor şehzadem. Allah nazarlardan korusun. Bayramınız mübarek olsun Valide Sultanım.
Senin de kızım. Haberimiz olsaydı Şehzade Mehmet'i ve Selim'i de Enderun törenine gönderirdim. Lüzum görselerde haberin olurdu. Sana da iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar Valide Sultan. Sana da kızım. Paşalar, Macar bizim usulü aşinadır. Öyle kolay düşman değildir. Eğer biz tedbirimizi hakkıyla almazsak, o vakit bizim usulümüz de bizi alt etmeye kalkabilir. Biz öyle bir hamle yapmalıyız ki düşman bizim biz olduğumuzu unutmalı. Hünkârım, benim bu hususta bazı tasavvurlarım var. Biz her zaman merkez cenahı sabit tutup sağ ve sol cenahlardan taarruz edip bir çember içinde saldırırız düşmana. Lakin eğer Macar bunu sezer ve bu çemberin içine girmezse bu hamle tamamlanmaz. Ben derim ki merkezde yapacağımız ricata ilaveten sağ ya da sol cenahlardan birini daha geri çekelim ki düşman bunun gerçek bir bozgun olduğunu zannetsin ve istediğimiz mevkiye kadar gelsin. Uygundur. O vakit şimdiki sual hangi cenahın geri çekileceğidir. Hünkârım müsaadenizle. Benim birliğimin hareket kabiliyeti iyidir. Ben çekileyim. Âlâ. Savaş düzenini alacağız. Lakin onlar taarruz etmeden biz de taarruz etmeyeceğiz. Bırakalım düşman şöyle bir sersin elindekini önümüze. Taarruz başladığında merkez cenahtaki azapların hepsi topların önüne kadar ricat edecekler. Bu topların hepsi birbirine zincirle bağlı olacak. Zincirle bağlı olacak ki düşman buradan daha ileriye gidemesin. Daha sonra Bali Bey sahte ricatta bulunacak. Ondan sonra Behram Paşa arkadan ilerlemeye başlayacak. Bali Bey buradan nehre kadar bir koridor açacak ki kaçabilsinler. Neden müsaade edeceğiz kaçmalarına? Eğer o geçit açılmazsa ölümüne savaşırlar. Bizim de zayiatımız artar. Hünkârım. Uygundur. İbrahim Paşa bu usule göre hazırlansın birlikler. Geç. Geç şöyle. Geç, 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 geç. Düzgün durun, sıraya geçin. Sıra niye? Asker miyiz biz? Bak hala fır fır ötüyor kuşlar. Şşş. Dön önüne. Hizayı bozma. Gülay'a haber ver gelsin. Çağırma şu musibeti. Gelip de ne yapacak? Allah aşkına sus ağam. Benim derdim bana yeter zaten. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Söyle bana, çözeyim düğümü. İbrahim duyunca ne çok sevinecek. Bence haber göndermeliydiniz sultanım. Ben hünkârıma mektup yazdım. Gebeliğinden söz etmedin inşallah. Gizli miydi bilmiyordum. Ben sadece hünkârım sevinsin diye. Keşke bana danışma zahmetinde bulunsaydın Hürrem. Benim hususi hayatım hususi kalmalıdır. Sultanlarım için kendi ellerimle aşure yaptım. Afiyet olsun.
Böylesine güçlü bir orduyla savaşmanın bir tek yolu var. O da onların saldırmasını beklemeden güçlü ve ani bir darbeyle Osmanlı ordusunun merkezine girip sultanı yok etmek. Eğer Sultan Süleyman ölürse bir panik havası oluşur. Ordunun düzeni bozulur, birlikler birbirinden kopar ve darmadağın olurlar. Majesteleri. Andre. Ver bakalım kötü haberi. Zapolya destek vermekten vazgeçtiğini bildirmiş efendim. Ordusuyla Erdel'e dönüyormuş. Git o Zapolya korkağına de ki Macar halkı kendine ihanet edenleri asla unutmayacak. Asla. Nerede kaldı bu şaşkın Adem? Ne bileyim ben. Çağırdılar işte, gelir. Heh. Hmm. Aç, aç. Maşallah. 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 Hepsi birbirinden güzel maşallah. Lakin güzellik insanın ruhunda olmalı. Öyle değil mi Nigar Kalfa? Öyle. Ya Saburu ya Rahim. Başlarım senin ruhundan. Seç hadi. Önce sultanlarıma haber vereceğim. Belki kendileri görmek isterler. Hiç kimse buradan kıpırdamasın, tekrar geleceğim. Hiç kimse kıpırdamasın. Sultanım, aşure çok güzel. Biraz daha yeseniz, malum gibisiniz. İçinde size faydalı her şey var. Bu kadar kâfi. Sultanlarım, tekrar rahatsız ediyorum ama yeni cariyeler geldi. İlk siz görün istedim. Bilhassa Hatice Sultanım, sizin için söylüyorum. Lüzum yok. Çekilebilirsin. Aslında sarayınızda hizmetliler dışında pek kimse kalmadı. Nedimeniz de yok. Doğru. Hatta birkaç cariye de alın. Sarayınız şenlensin. İbrahim Paşa'mızın da hoşuna gider. Haremin de gözü gönlü açılır. Sen ne cüretle benimle böyle bir mevzunun sohbetini yaparsın? Sultanım. Kesin bu mevzuyu. Hürrem, sen kimsin? Hiç düşündün mü? Kimsin de beni kendinle bir tutuyorsun? Ben sultan olarak doğdum. Sultan olarak öleceğim. Doğuştan haklarım var benim. Hiçbir hatuna nasip olmayan. Şehzadeler doğurmuş olmanız sizin mevkinizde bir değişiklik yapmaz. Hünkârımın kulları, kölesi olarak kalırsınız. İbrahim değil harem kurmak, başka bir kadının gözlerine bile bakamaz. Eğer bir başkasıyla olursa onu boşarım. Ne paşalığı kalır, ne sadrazamlı. Mahvederim. Neden biliyor musun? Çünkü ben hanedani Ali Osman'dan Hatice Sultan.
sığınıyorum. Dualarımı kabul et. Bu genç, günahsız, imanlı yiğit kullarını koru. Rabbim, rahmetini esirgeme üstümüzden. Yarın gün doğduğunda zafer için sürelim atlarımızı. Andrea. Hey. Kim bu? Anlaşmak isteyecekler sanırım. Hünkârım izninizle gideyim, teklifleri neymiş öğreneyim. Anlaşma yok. Teslim olsunlar, boşuna debelenmesinler. Teslim şartlarınızı dinliyorum. Teslim olmayacağız. Bunu söylemek için mi bu ziyaret? Majesteleri Kral Lajos, bilmenizi ister ki her bir Macar askeri ölmek için emir aldı. Ülkemiz ve onurumuz için savaşacağız. Sultan Süleyman Han Hazretleri bütün cihanın sultanıdır. Macar halkını yok etmek için değil, onlara layık olduğu adaleti ve huzuru vermek için burada. Teslim olmanızı emir buyurdu. Haber getirdin. Sultan Süleyman Macar halkına adalet ve huzur vermek için gelmiş. Teslim olmamızı istiyorlar. Sultan Süleyman önce kendi halkına versin adaleti. Taarruz için hazır olun.
Laör savaşmak için gelmiş. Askerlerin hepsine ölmeyi emrettiğini söyledi. İnşallah öyle olur. Laör sözünü tutar, gerçekten onuruyla savaşır. Hünkârım, hareket başladı. Taarruza geçiyorlar. Paşalarım! Beylerim! Aslanlarım, yiğitlerim! Allah'ın izniyle zafer olan inancım tamdır. Bugün mübarek gün. Rabbim Kurban Bayramı'nda bize kafiri yenmeyi nasip edecektir. Devlet-i Ali Osman uğruna şehit olanlar, şehadet makamına erenler Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Bu cengi, bu Mahaç Ovası'nı Müslüman aleminin bayram yerine çevirelim. Şahsanız mübarek, kılıcınız keskin olsun. Gitmeniz lazım. Menzilden çıkın artık. Hürrem'den mektup aldım. Hatice'mle alakalı bir havadis veriyor. Gebe olduğunu yazmış.
Sadrazam Paşa'ya iletin. Düşman süvarisini piyadeden kopardık elhamdülillah. Merkez toplar ateşe hazır. Hadi! Yok edin onları! Top tüfek doldur! Toplar ateş! Tüfek Ender! Yiğit, bin gün yaşar, fırsat bir gün düşer. Vurun! Yusuf Paşa sol canattan taarruza geçsin. Yandık ak.
Hak aşkına güllerimiz savruldu. Rüzgar esti. Esiyor mu hala? Sağ yanımdaki melek, sol yanımdaki şeytan, nereye gittiniz, duyun sesimi. Yetiş ya Rabbi, durduramıyorum ölümü. Kadarmış. Böyle olacağını biliyordum. Sultan Süleyman Hanımızın iradesi karşısında Cihan dize geldi hünkârım. İçim kibirle doldu Pargalım. Bu hissi yenmeliyim. Yeneceğim. İdrak et Süleyman. Unutma. Tevazu içinde ol. Bütün şeref ve irade senin değildir. Rabbine şükret ve nefsine üstünlük verme. Zinhar kibre düşme. Sen hakka karşı hayalı, halka karşı vefalı ol. Vücudun, fikrin, zikrin ona ait, sahibi sanma. Hakkın nimetlerini kendinin, kendinden olanları yegane sanma. Nefsini öldür, yoksa o seni öldürür. Kibreni yen Süleyman. Her firavunun Musa'sı, her şerrin bir nuru vardır. İman et, hatırla. Vücuda geldiğin hali ve gideceğin son mertebeyi unutma. İşte o zaman cennetin kapıları açılacak sana. Vicdanın senin kıblendir Süleyman. Kaybet.